içindeyi. Şimdi yemeğe yapıyorum bunu. Ya bunu ben normalde ben su koymuyorum ama onu biz tüketeceğiz diye hemen bu şekilde yapıyorum. Şimdi ocağa gidiyorum. Ne pişmesin için ocağa koyuyorum. Bu kartonu koyuyorum rüzgar ya. Ötüp yansın diye, yoksa şey etkisi hem sönüyor hem etkisi de olmuyor. Bütün ısız yapmaya gidiyor. Şimdi bunu burada pişmeye bırakıyorum. Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün herkese hayırlı sabahlar. Bugün kahvaltı hazırlayacağım. Bugün farklı bir kahvaltı hazırlayacağız. Bu çünkü Adnan Bey öyle istedi. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Çarşıdan peynirimizi aldık. Bıçak var değil mi bıçak? Bunları şöyle böleceğim. O da. Şimdi ocağın başına gidiyorum. Gel. Peynir kızartacağım. Hapayın gerçek peyniri bu. Yakından gösterebilirsin onu. Ay bu. Şöyle mi yapalım? Dur dur. Bir kaşık tereyağı koydum. Evet. Ay, peynir, maşallah bu tüp, bu tüp hiç sevmiyorum çünkü hemen yakıyor. Biraz ayarsız yani yakıyor, niye bilmiyorum. Yok, ısmışım zaten. Ismışım. Dün hava burası biraz öğleden sonra böyle bulutlandı. Yağmur yağacak gibi oldu. Ama yine yağmur yağmadı. Bugün de hafif bulutlu. Ay.
zaten başlı başına bir kahvaltı. Bir de yanında çay, ekmek. Daha ne isteyelim Rabbimize? Reçelimiz kaynıyor. Şimdi içerisine yani bir yarım çay kaşığı tereyağından fazla, biraz yarım çay kaşığı yeter. Çünkü reçelimiz az. Bir de içerisine şöyle yarım limon suyu içerisine koyacağım. Daha da çok çekirdeği var. Yarım limon suyu. Ve üzerindeki böyle hafif bu köpüğü alıyorum. Reçelimizi bozmasın diye. Kesinlikle bu köpüğü almamız gerekiyor. İçinde kalmadı. Şöyle etrafı, hava durumunu bir göstereyim. Havanın nasıl olduğunu. Ve bizim bahçede karşınızda. Dün bahçeyi suladık ama maalesef sularken çekemedik. Ama belki sizi bahçeyi de gezdirebilirim. Şimdi reçelimiz pişti böyle. Bu şekilde. Altını kapatıyorum. Ocaktan alıyorum. Buraya masama alıyorum. Şimdi bunları bir kavanozu alır, geri kalırsa belki birazcık kalabilir. Onu da o bir kavanoza koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar, direkt doldurursak ne olur? Vakumlanır, daha çok uzun ömürlü olur. Böyle yaparsak daha sağlıklı olmuş olur yani. Ben bunu dediğim gibi şimdi tüketmek için yaptım. Kışa da yapacağım ama onu daha sonra yapacağım. Peçete alabilir miyim? Tokmak işi. Kepçeyi miydi kepçe? Çumçe. Anlama. Çok sıcak. Yeter bu kadar. Şunu da bu şekilde seviyorum. Ve bunu ablam diye kapatayım.
Yok daha. Şimdi bunu da dolduracağım. Bakalım. Bence bunu doldurur. Yüksel tencereyi. Ha? Şu şeyleri alayım, tanelerini alayım. Rengi gerçekten çok güzel oldu maşallah barakallah. Bu yayladağ yayladağ çileği meşhur. Hatay'ın yayladağı. Şunu da böyle. Reçelimiz bu şekilde, kıvamı daha sıcak, rengi de çok güzel. Mübarek. Şunu kapatalım. Yiyenlere afiyet olsun. Küçük tüpün üstüne, kutunun içine koyduk ya, kartonun içine. Sığar mı? Bilemeyeceğim. Sapı var. Deneyeceğiz bakalım. Orada bir tane, o da gerçi saplı tava var orada ambarda. Gördün. Ben yemeyeceğim. Büyük ihtimalle Aslı da yemeyecek, ona göre yapar ne. Merak etme, baban sabah ne halleder. Yani yer baban onu sever. Tavada mı yapacaksın? Sence ne için o zaman? O reçel için. Şimdi soğanı oraya doğrayacağım. Bugün yine de gittik. Domates almaya gittik babamla. Yine fasulyeyi sordum ama güzel fasulye yoktu gittiğim baktığım yerde. Ben o zaman alacaktım. Alacaktım, vallahi belki alacaktım. Ne yemek yapıyoruz? Bugün menemen yapacağım. Menemen mi diyorlar? Menemen yapacağım. Menemen yapacağız bugün. İki tane büyük soğan. Bu sene Antakya'da mor soğanı daha görmedim. Ama tabii ki mor soğan daha çıkmadı. Şu an beyaz soğan satılıyor. İsteyen az koyar, isteyen çok koyar, isteyen de hiç koymaz. Soğan kavurması güzel oldu. Ama yani yine de güzel oluyor soğanlı. Sadece soğan kavur, üstüne yumurtayı kır, yine de çok güzel oluyor. Öbür tarafa gideceğiz, gel. Geniş bir folyo. Evet. Ya göster, bak. Bu oturdu. Bu şekilde. Görmem, tüpü tüpü gene şeyi çıktı, şey değil mi? Kapanmadı değil mi? Hayır, kız. Şimdi bu pişene kadar gidip domateslerimizi doğrayak. İnan ki daha bahçede buraya böyle, biliyorsun buraya hep çiçek ektim, buna ismini unutmuştum bu çiçeklerin. Bunların ismi Kadife. Zahide teyzenden öğrendim. Hatırlamış oldum böyle. Bunlar da mı? Bu da bir çeşidi, bu herhalde sarı açıyor ama asıl Kadife bunlar. Bu yeni bir domates gelmiş. Maden boyu domatesine benziyor. Nasıl güzel mi, baktın mı? Güzel olması lazım bak. Bunu tatırarım o domatesi. Böyle domatesler güzel oluyor ama yeşilli. Bunun salçası çok güzel oluyor. Ay şimdi benim canım ne istedi biliyor musun? Yeni hani salça yapıyoruz ya, kaynatıyoruz pişince. Ekmeğe süreceğim.
Üzerine zeytinyağı süreceğim. İstersen pul biber de koyabilirsin. Böyle bir kilo salça yapamaz mıyız anne biz? Hadi yemek için. Yaparız. Yapalım. Yapalım. Çok da güzel olur. Hiç aklıma gelmemişti. Bu domatesler sanki az. Burada da var. Gördüm de. Ama yeter ya. Ne yapayım? Koyun bulamadık. Herkes almış koyunları. Koyun çok ya. Yani. Koyundan çok ne var? Tamam azal. Da. Ama biz oranlı koyunu istiyoruz. Kısmet kızım her şey. Şu mucuklar var ya, insanın gözlerinin içine geçiyor. Gözlerine, ağzına, burnuna. Zaten belli bir saatten sonra sivrisinek başlıyor. Dün akşam dedim ki hani bu güneş gitti mi oluyor ya, bahçede çalışalım dedik. Ama var ya, sivrisinekler seni mahvediyor, insanı mahvediyor. Hala bu altı yapı yapıldı ama daha şeye girmedi yani, devreye girmedi. Depremden önce mi yapıldı? Depremden önce yapıldı. Ama daha suyları ya yani kanallar, su kanallarının bir şeyi, su gider yeri şeye vermediler daha. Kanallara. Ama kimisi kaçak bile vermiş aslında. Bilmiyorum. Verebilirler yani. Şimdi bir de deprem var zaten, depremden dolayı yani bir sıkıntı yok yani. Böyle kalacağına bütün pis suylar üstten gidiyor. Hiç böyle bir şey var mı yani? Gerçekten ben idrak edemiyorum. Yani insanlığa bile sığdıramıyorum yani. Kabul etmiyorum. Gerçekten kabul edemiyorum yani. Ve insanlar... Herkes razı. Gidip şeye bakar çünkü kokusu sanki çıktı gibi. Evet, kapağını buldum. Çok şükür. Ama bu tencere hiç, bu tava hiç sağlıklı değil ama ne yapayım? Elimde şu an yok. Hiçbir şey almadım. Allah izin verirse salı günü bakalım, kısmet olursa inşallah, nasipse inşallah. Gidip kendimize gelelim. İnşallah. Çünkü bahçede kaç seneden beri hiç, bir de buraya toprak döküldü ya. Ya var ya şu an. Bahçenin bu hale gelmesi bizim imkansız bir durum. Yani diyorum ki mucize gibi bir şey. Ki çok kötü durumdaydı çünkü yani yıllardır burası böyle. Evet. Bir de biz buraya toprak dökmemiz gerekiyordu. Ve bize getirip döktükleri toprak maalesef çok kötü, pisti. Taş dolu, bütün kaldırım tuğlaları, taşları, ondan sonra asfalt. Ya nerede pislik varsa affedersin, getirip buraya koymuşlar. Bir de baba sözde dedi ki temiz toprak getirin, buraya dökün. En kötü toprağı getirip bize dökmüşler. Biz yoktuk tabii ki burada. Ama maalesef bu bize patladı. Şu an biz onu seçe bitiremiyoruz o taşları. Ama sabırla her şey olur. Ne yapalım?
Su biraz daha pişmesi lazım. Şimdi bu şeyleri gel serelim ya ikili. Tamam serelim, tamam olsun gel. Niye biliyor musun? Hı. Çünkü leğen lazım bana. Şampanya bu ya. Ha. Bırak gel. Ne yapacaksın? Ben sereceğim, sen oturacaksın. Bak, halen burada. Ben şeye bakacağım, videoya bakacaktım. Tamam hadi otur. Tamam ver. Şunun üstüne mi oturayım şimdi? Bir yemek kaşığı pul biber, yani normalde isteyen biber salçası koyabilir. Ama çocuklar acı yemiyor diye ben acısız pul biber koydum. Yani acısız salçam olmadığı için. Şimdi ne yapıyorum? Domatesleri ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bu yemeği lezzetlendir. Şu yemeğe şifa olsun. Çok güzel makarna oldu yani bunlar. Hı? Bunlar çok güzel makarna oldu. Öyle mi? Tamam, mesajı aldım. Ha, aklımıza gelmiyor, makarnamız var, makarna yapabiliriz. Aynen. Evet, inşallah makarna da yapalım. Aslında o da kolay yapılırdı. Evet, öyle. Neyse bugün artık öyle. Gideceğiz mi? Tamam, daha sonra. Hı. Bu kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Yumurtalar maşallah. Kocaman. Üç tane yumurta. Gel. Ay dibi tutmuş çünkü bu şey ya, bak. Hadi. Bu şey var ya, hisse bu tüp. Hemen dibi tutuyor. Şöyle, bismillah. Şimdi kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Suyu da bile ziyan etmiyoruz burada. Ama tavuklarımız olsa daha da güzel olacak. Niye? Çünkü ne olsa tavuklara atarsın. Değil mi? İsmail'i koyuna götürelim de götürelim. Çektin mi? Şimdi bahçemize gidiyoruz. Ve ne yapıyoruz? Nane biçiyoruz. Evet. Ne kadar az yapsak. Fazla oluyor değil mi? Yeter. Yeter mi? Biraz maydanoz alalım. Maydanoz olur. Maşallah berekallah. Çok seviyorum. Maydanoz da kendine gelmiş. Evet. Subhanallah. Maşallah berekallah. Yeter mi? Ha? Yeter bu kadar. Doğru ya. Ben eğer beni uyarmasan ben burada ne çıkmış biliyor musun? Bir sürü roka çıkmış. Bak bak bak. Mis gibi kokuyor. Oraya. Buraya roka. Buraya evet roka. Buraya da tere ektim. Buraya tere. Ağacın dibine. Evet olsun ne olacak? Hem ağaç da sulanır. Gel. Evet. Ama bütün gün bulaşık hiç burada yıkayamıyorum ki. Sadece elimizi yıkıyoruz. Yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Yemek maşallah berekallah. Tam istediğimiz gibi oldu. Subhanallah.
Yeğenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Niye mi yapalım bunu? Selam vermeyin. Şimdi sayın takipçilerim, çarşıdan 2 kilo çökelek aldım. İnanın ki çökeleksiz hiç yapamıyoruz. Çünkü biz alışmışız çökeleğe. Şunun tadına bir bakayım. İnşallah güzel çökelek. Nasıl olmasıdır? Tadından belli. Buraya bir yemek kaşığı kişniş koyuyorum. Neden oldu? Geçen almıştım. Burada ne var? Bakalım. Acaba dur bakayım ne bu acaba? Rezene mi? Yoo. Bu kömbe baharatı. Kömbe baharatı aldım. Bunlar da mı koyacağım? Evet. Yok yok, kömbe baharatı değil. Sürk baharatı. Şimdi böyle bir tatlı kaşığı kadar. Bundan da koyuyorum. Çok mu acaba? Yeter bakalım. Daha önce kullanmadık diye. Kullanınca daha güzel oluyor. Çünkü her çeşit baharat var içinde bunun. Burada da biraz reyhan. Reyhan zaten olmaz olmaz. Hani her şeyi güzelleştiriyor. Evet. Bir tatlı kaşığı. Yok, bir yemek kaşığı reyhan. Bir de bir tatlı kaşığı kimyon. Her şey uçuşuyor. Bu kaşığı alabilir miyim artık? Bu tatlı kaşığı alabilir miyim? Şimdi bir, yani bir yemek kaşığı, hatta iki yemek kaşığı tatlı toz biber, pul biber. Şöyle bir, iki yemek kaşığı da acı pul biber. Acı olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Bir de buna şey koyacağız. Çörek otu, rezene, bir de susam. Onu koymayacağım. Olsun. Olmasa da olur. Şöyle. 2 yemek kaşığı da tuz. Yani her 1 kiloya bir yemek kaşığı tuz kullanıyorum. Çünkü bu sürk. Şimdi buna kekik koyacağım ve yoğuracağım. Burada kekik kullanacağım. Kuru kekik. Ama bunu üfleyerek kullanıyorum mutlaka. Baharat makinesine çekmiyorum. Çünkü baharat makinesinde kekik güzel olmuyor. Çökeleğin içinde inan ki tüm bile kalsa ben seviyorum. Yeter mi bu kadar? Daha koyayım istiyorsan. Dur bakayım. Ha? Yok kızım, olur mu? Aha, fazla olursa belki beğenmezsiniz o zaman. Hı. Az biraz ne daha. Ne zaman ki yaptın gibi. Ve biraz daha koyak. Hı, yeter bu. Salça koymuyor mu anne bu? Salça yok, pul biber koyduk işte, bir şey olmaz. Orada salça koymuyor mu? Yok yok, hayır. Olmaz. Hı. Ama kırmızı nasıl oluyor o zaman? Şimdi yoğurunca kızarır. Hı. Şimdi sayın tavsiyeler burada. Çökeleğimi yoğuracağım. Biz Hataylılar kesinlikle bu çökeleksiz hiç yapamayız. Çünkü alışmışız. Alıştığımız için. Kırmızı olmaya başladı. Tabii ki. Şimdi daha yoğurulacak. 2 kilo aldım. Biraz özleşene kadar azıcık birbirine girsin. Sonra? Yani ondan sonra top top yapacağız sonra. Onu da yarın sabaha kadar bekleteceğim. Top olan mı? Şey koyak mı? Sarımsak koyak mı içine? Yok. Ha? Koymayak mı? Koymayak bu sefer sarımsak. Benim annem rahmetli hiç koymazdı. Ama sarımsak. Ama... Sarımsaklı da güzel. Yalnız bana oradaki yeşil
şey var ya. Hmm. Onun içine koyak çünkü bu buzdolabına girmez ya. Böyle bekleyecek, yarın mı toplayacağız? Yarın tekrar bir kere daha böyle biraz yoğuracağım. Sonra top top yapacağım. Neden buldum ben yeşil şimdi? He? Hani bu düşecek yalnız. Aman aman. Sallanıyor. Yani iş. Şeye gittik ya, Koz Kalesi'ne. Daha gündüz bile buz gibiydi orası. Çok yüksek ya orası. Burası da serin ama orası daha çok serin. Mesela biz geçen sene taşındık ya Antakya'ya. Pek önce daha soğuktan burası. Geldiğimizde buralara. Şimdi soğuk değil mi? Ama şu an böyle. Kızım gittikçe bak rüzgar daha çok çoğalıyor burada. Tamam, biliyorsunuz ama Antakya'nın havası kışın kışa rüzgar olmaz fazla. Yazın çok rüzgar olur. Aynen, değişik böyle bir şey var. Evet. Antakya'nın havası bir de tozu meşhur. Bunda herkesin bilgisi olsun. Gerçekten meşhur. Bir de Antakya'nın bir sürü özellikleri var. Antakya'da mesela trafik, fazla trafik var ama ışıklar olmasa bile insanlar geçeceği zaman, yaya geçeceği zaman, yaya olmasa bile, hani yaya geçidi olmasa bile arabalar sana durur, rahatlıkla geçebilirsin. Hiç böyle seni sıkıştırmaz arabalar. Kesinlikle o saygı var yani böyle. Bir sürü Antakya'nın özellikleri var aslında, çok güzel. Bir de Antakya huzur memleketi. Eskiden biz Antakya, Adana'dan Antakya'ya geldiğimiz zaman Antakya'nın içine daha girişine böyle giriyoruz ya. Böyle bir kendimi bir huzurlu hissediyorum. Ama son şeylerde artık öyle olmaz mı? Acaba sık geldiğimiz için önceden daha az gelirdik. Evet, bir de başka ne? Ha. Bir de biz Adana'da yaşarken biz evimiz gerçekten Adana, kaldığımız yer çok çok yüksek bir yer, bir de serin sözde. Yani Antakya'nın hemen Adana'nın en serin yeri diyebiliyoruz. Ama biz Hatay'a taşındıktan sonra Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu anlamış olduk. Çünkü gerçekten Antakya yaz, Antakya yazın bile, yani bizim oturduğumuz evet yeri çok yüksek olduğu için açamadık mesela biz. Yazın bile camı belki birkaç kere, yani sayılı böyle. Şu kadar ama. Şu kadar bir şey açtığımız oldu. Balkonda kesinlikle bütün yaz boyunca oturamadık. Onun için çok güzel Antakya. Yani hiç sıcaklık hissetmedik ama Adana'dayken ya Rabbim. Üç ay uyku yok. İnanın ki böyle insanın uykusu kaçıyor. Ne kadar yorgun olursanız olun, ne kadar uykulu olursanız olun, maalesef sıcaktan uykunuz kaçıyor, uyuyamıyorsunuz. O derece sıcak. Düşünün. Klimayı açıyoruz, klimada hasta oluyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Kızım bunu şey, ben azıcık daha yoğurayım şöyle. Çünkü bu böyle topuk yaptığımız zaman biraz daha ister. Bak. Bunu aslında makinede çekiyorlar. Daha yorulmamak için. Kıyma makinesinde. Valla ilk defa duydum. Fazla yoğurmaya gerek kalmıyor. Bir kere deneyelim. İnşallah deneriz. Şimdi ben bunu, şunu kaldır kızım buradan ya. Ne bu çökeleyi yoğurdum. Ne yapacağım? Şunu şuraya koyacağım.
sever mi acaba soğan? Ya çok az bir şey ne olacak? Yoksa konmaz. Pakete koyup dolaba. Şeyini çek ayağın. Bunları da içeriye alıyoruz. Ver buradan şey şeye koysunlar. Kutuya koysunlar. Bunu verme bu küçük bu kavanozu. Küçük kavanoz. Ha. Baban şey verecek mi? Domates salatalık verecek mi? Şey ya. Adı ne? Babam bir tane 3 tane salatalık. 3 tane mi? Bunları da ıslatmıştım. Bunları da bunu da ziyan etmiyoruz tabii ki. Onda. Ay düşecektim. Buraya ne ektin biliyor musun? Soğan. Soğan bir de samırsak ektin. Tane baş şeklinde mi ekiyorsun? Yok diş diş. Öyle çıkıyor mu? Ha, böyle zaten ekildi. Bunu babana ver. Şey getirek mi tabak şey menemen için? Artık diyorum ki yemek yemeyeceğim. Evet. Ben pes ettim ya. Yemek yemiyorum. Ben orucum. Diyorum sana. Ne yapayım kızım aç. Millet aç mı kalsın? Hı? Anne kimse aç olmaz. Yeriz işte. Biz. Olmaz. Baban yapamaz. Baban pişmiş yemek yiyecek kızım. Adam istediği kadar şey pratik şeyler yesin. Yine illa yok yani. Yemekten saymıyor. Mutlaka yemek pişecek. Yemek yiyecek. Gece yarısı da olsa, sabah da olsa yemek pişecek. Yani adam artık adam öyle seviyor. Onun için biz de böyle yapıyoruz. Hadi gidelim. Hani ben olsam yani ne yaparım? Koyarım tuz, yoğurt koyarım ya da çökelek koyarım. Domates, salatalı, biber en güzel yemek. Hani yorgunum ya da yorgun olmasam bile. Ama erkekler böyle değil yani. Baban da yemek ayırt etmez aslında. Ama arada yine tuz yoğurt sever, çökelek sever. Ama mutlaka yemek pişmesi gerekiyor.